dalmışsınız Oğuz Bey. Kolileri görünce köşke ilk taşındığımız günü hatırladım. Elveda deme vakti geldi anlaşılan. Evet. Size nasıl elveda diyeceğimi bilemiyorum. Ne kötü kelime değil mi Oğuz Bey? Elveda. Söylemesi kolay ama. O kadar da kolay değil. Ben her gün uyandığımda sizin ve çocukların aşağıda olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. O yüzden elveda demek benim için o kadar da kolay değil. Oysa ben sabahları bizi gördüğünüz zaman mutlu olmadığınızı düşünürdüm. Sanki daha çok nefret ediyor gibiydiniz. Bazen mutlu oluyordum, bazen nefret ediyordum. ama şu an gidiyor olmanızdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Her şey ne kadar karışık değil mi? Çok. Hem de çok. Eda Hanım ben... Yukarı çıkayım.
Üşümüşsünüzdür. Teşekkür ederim. Oturabilir miyim? Otursanıza. Üşümüşüm. Ne oldu? Köşkteki ikinci gecemizi hatırladım. Keşke o ikinci geceye geri dönebilseydik. Niye istediniz bunu Oğuz Bey? Önümüzde beraber geçirebileceğimiz 3 ayımız daha olacaktı. Eda Hanım. Oğuz Bey. Biz ne yapıyoruz Oğuz Bey? Ne yaptığımızı bilmiyorum ama... neyi yapamadığımızı biliyorum. Siz gidiyorsunuz, ben kalıyorum. Belki de bundan sonra bir daha birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Hayatlarımız 3 ay yana birbirine değdi. Koskoca bir insan ömründe 3 ay dediğiniz nedir ki? Bazen 3 ay o kadar da kısa bir süre değildir. Bizim durumumuz da nasıldır peki? Ben sizi ve yaşadığım bu 3 ayı ömrüm boyunca unutmayacağım. Ben içeri gitsem iyi olacak. Yarın ben erken çıkacağım Eda. Öyle mi? Peki. İyi yolculuklar. Bol şanslar.